Hoşlar simit kalitesi standartlarıyla belgelenen gıda teknikleri kontrolündeki hijyenik imalathanesi, eşsiz damak tadıyla, sektörde marka olma bilinci ve hünerli elleriyle, müşterilerine en iyi hizmeti sağlamayı amaç edinerek çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir. İşletme bu süreçte ilkel çalışmaları sonucu zamanla büyüyerek ürün çeşitlerini artırmıştır. İşletme sahibi Mahmut Meşe ekibimizden Mehmet Polat'ın sorularını yanıtladı. Firma uzun yıllardan beri sektörde faaliyet gösteriyor. Firmanın kurucusu Mahmut Meşe ile beraberiz. Mahmut Bey merhabalar. Merhaba efendim. Bir tanıyalım sizi efendim. Bu sektörde ne zamandan beri varsınız efendim? Efendim ben çocukluğumdan beri aşağı yukarı ilkokulu bitikten sonra 14 yaşından beri bu işe çırak olarak başladım. 64 yaşındayım. Aşağı yukarı 50 senedir bu işin içerisindeyim. İşletme başta simit olmak üzere diğer üretmiş olduğu unlu mamullerde hiçbir katkı maddesi kullanmamaktadır. Siz simitlerde herhangi bir katkı kullanıyor musunuz efendim? Nedir kullandığınız? Efendim kullandığımız un, maya, su, tuz. Başka bir şey yok. Bunları kullanıyoruz. Başka herhangi bir katkı maddemiz yok. Bir şey yok. Peki susamı nereden alıyoruz efendim? İthal susam mı, yurt içinden mi? Susamı susamcılardan arıyoruz. Üretim izinleri var onların. Ben üretim izin olmayan malı kullanmam. Belgeli ürünle kullanıyoruz hepsini. Evet. Başka öyle dediğim gibi merdiven altı imalathaneleri kullanmıyoruz. Mahmut Meşe üretim izni olmayan işletmelerin ürünlerinin alınmaması gerektiğini ifade etti. Ben bugün her gün ben karşıya her sabah gidiyorum da geliyorum. Evim karşıda oturuyorum ben. Evet. Şimdi adam köprüde simidi omuzuna koyuyor, omuzundaki simitten halk simit alıyor oradan. Evet. Omuzundaki simitten halk simit alıyor. Açıkta. Bu da arz talep meselesi. Orada az olduğu zaman talep de gidiyor oraya. Onu muhakkak oradan ekmek yiyen adam da ona gidiyor. Evet. Onun için ben halka üretim izni olmayan yerlerden almasını tavsiye etmiyorum. Mahmut Meşe son olarak işletme denetimlerine değinerek görüşlerini dile getirdi. Peki denetim nasıl efendim? Denetim kontrol var mı? Size ne yapıyorsunuz diye var mı efendim? Şimdi efendim var. Şöyle var. Denetim adresini bildikleri yere geliyorlar. Bizi bildikleri için biz üretim izni almışız, ruhsat almışız. Ruhsatımız, denetim izni olduğu için direkt bize geliyorlar ama bunları olmayanları sormuyorlar. Tabii doğru diyorsunuz. Şimdi ben mesela şimdi şikayet gibi olmasın da ben var dedim arkadaşa bana şikayet et diyor biz gidelim. Ben niye şikayet edeyim? Sen bul ara bul. Tabii, yani sen devletsin, yetkili sensin, sen ara bul. Ben niye şikayet edeyim?